ve bu kez sizleri enfes bir mekana götürüyoruz. Mekanımız ağzının tadını bilenlerin uğrak mekanı haline gelen ve yıllardan beri Winterhur'da hizmet veren Poli Bistro. Aziz Kurtal ve İbrahim Kurtal kardeşler tarafından işletilen mekanda ağzınıza layık her türlü tadı bulmanız mümkün. Sektörde isimlerinden bahsettiren Kurtal kardeşler, kaliteden ve hijyenden asla taviz vermeden güçlerine güç katıyorlar. İsviçre'de Winterthur'da Töste Poli Bistro Tekeve'deyiz. Yıllardır buraya emek veren, vatandaşlarla artık bütünleşen Aziz Kurtal, Aziz kardeşimiz. Evet, sizi dinliyoruz bakalım. Poli Bistro'yu bize anlatın. Ya Poli Bistro, biz yaklaşık 10 senedir burada halkımıza hizmet ediyoruz Levent abi. Sen de biliyorsun, sen de yanımızdaydın, evet, hep. Sağ ol, teşekkür evet. ederiz. Evet, bu arada. Yaklaşık 4 senedir restoran, imbiz, bar işine atladık işte. Burada halka aynen hizmet ediyoruz. Çeşitli ülkelerde, çeşitli memleketli vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz işte. Peki Aziz'im, daha önce paraganda sektöründeydin, daha sonra hizmet sektörüne geçtin. Hadi gel sana soralım, ikisinde yaşayan bir, hangisi daha zor? Ya ayırt etmek biraz zor ya. İkisinde biz biraz daha fazla çalıştığımız için işlerde, ikisinde de çok zaman ayırmak gerekiyor. Çok zor işler olduğunu kesinlikle söyleyebilirim ikisinin de. İkisinin peki, de çok zor. Peki Aziz'im, seni tanıdığım için soruyorum. Yani bu işleri yaparken öncelikle işini sevmek ve hizmet sektörünü sevmek gerekiyor. Doğru mu düşünüyorum? Ya tabii, sempatiklik çok önemli. Bir işi yapmak istiyorsan çok sempatik olman gerekiyor. İnsanlara düşüncelerini, farklı isteklerini iyi algılaman gerekiyor sinirlenmeden. Biz de bütün her tür insanlarla muhatap olduğumuz için buna da alıştık. Herkes de bizi sevdi, saydı. Çok sağ olsunlar. İyi yani, şu anda iyi gidiyoruz. Aziz'im, öğlen yoğunluğu gördük. Tahmin ediyorum bu iş yoğunluğu sürekli de devam ediyor. Peki bu konsepte oturmakta zorlandın mı? Tabii ki belli zorlukları var. Yani her şey böyle açayım da çalışsın açısıyla bakmak zor. Tabii yemek vermek gerekiyor. Bayağı bir emek vermek gerekiyor yani. Geceni gündüzüne katman gerekiyor bu işte. Daha önce de tanındığım için, burada sevildiğim için sağ olsun insanlarımız. İyi gitti, iyi de yardımcı oldular. Aynı zamanda bir aile işletmesiniz. Bunun da avantajları var herhalde. Evet, tabii. Ya özellikle çocuklu aileler rahatlıkla, gönül rahatlığıyla, bayanlar yalnız olsun, erkekler olsun, gönül rahatlığıyla gelip yanımızda oturuyorlar, yemeklerini yiyorlar. Yani ailelerini bize gönül rahatlığıyla teslim ediyorlar diyeyim ben. Şimdi de Poli Bistro'nun unlu mamullerinden sorumlu ustası, aynı zamanda sahibi İbrahim Kurtal'la beraberiz. İbrahim ustacığım, bu damak tadını neye borçluyuz? Damak tadını kendi yapmış olduğumuz ekmeklere, yufkamızı, döner ekmeklerimizi, ondan sonra günlük yaptığımız taze pizza ve pidelerin hamurundaki sevgililere yoğrulan hamurlarına evet. bağlayalım. Yani buraya özellikle pide, lahmacun, pizzalar hemen sipariş sonrası anında taze yapılıp veriliyor, sıcak sıcak. O yoğunlukta biz gördük zaten, öyle paydosunda çok yoğunluğumuz vardı ama insanlar hiç beklemeksizin anında sıcak yemeklerine, sıcak pizzalarına kavuştular. Ya onu da işte zamanla edindiğimiz tecrübelerden sonra hazırlığımızı da yoğunluğa göre yapıp insanların kısa olan pavzesinde, yani bir öğlen pavzesinde 100 insanı yarım saatte mutlu etmek evet. kolay olmasa gerek ama elimizden geldiğince en iyi şekilde müşterilerimizi karnını doyurup işlerin başına gönderiyoruz diye. Evet, onların mutluluğu da size de yansıyor. Onları tok ve mutlu görünce siz de mutluluğu paylaşıyorsunuz. Mutlaka öğlen servisine çıktıktan sonra insanlar her şey iyiydi, güzeldi dedikleri zaman mutlu oluyorsunuz tabii yani. Evet.